Herkese merhabalar, Planner Sims'e tekrar hoş geldiniz. Yepyeni bir paketle beraberiz. Tıs, tıs, tıs. Şimdi karşınızda Sims 4'ün son paketi, Expansion Pack, yani yeni bir dünya geliyor, genişleme paketi. Cottage Living. Cottage Living bir köy hayatı eklentisi. Gördüğümüz Hanford-on-Bagley sanıyorum ki. Yeni mahallemiz, yeni köyümüz, yeni dünyamız. Burası bizim cottage living'i sonuna kadar yaşayabileceğimiz, her anlamıyla köy hayatını, işte böyle şehirden uzaklaşmayı, hayvanları, tarımı, yani dibine kadar yaşayabileceğimiz yer yeni mahallemiz burası. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Önce bir aile yapalım oyunumuzu icra edeceğimiz. Hem orada yeni gelen kıyafetleri vesaireyi görelim. Şimdi ben böyle bunu düşünürken şöyle bir hikaye, yani şöyle bir storyline düşündüm. İki tane kardeş, biri kız biri erkek ama bunlar üvey kardeş. Babaları ortak olan, yani babaları aynı. Babaları vefat ediyor ve bunlara bu koskocaman, birazdan göreceğiniz, hazır olarak yerleştireceğim, başka bir Sims oyuncusunun yaptığı ve benim galeriden indireceğim, çünkü o aklımda. O koskocaman ev bu ikisine miras kalıyor. Ama hiçbir şekilde ne birbirleriyle bir tanışıklıkları, görüşüklükleri vesaire olmadığından da ötürü, hem de iki tarafında anneleri bunları birbirlerine karşı bunca yıldır, yani bu insanlar 20-22 yaşlarında, bunca yıldır sürekli doldurduğu için birbirleriyle, yani kötü değil araları ama özel bir ilişkileri de yok ve bu evi nasıl paylaşacakları konusunda bir karara varamıyorlar. İki tarafta da anneler inanılmaz derecede bu işe salça olmaya başlıyor. Ve sonunda ikisi diyor ki, gel biz bu evde oturmaya başlayalım. Şehirde yaşadık bunca zaman. Babam bize miras bıraktığı şekilde yaşamaya devam etmeye çalışalım. İşte tavuklarıyla vesairesiyle, inekleriyle, bunlarla devam edelim, öğrenelim. Olmazsa bu evi ortadan ikiye satarız. Satarız, ortadan ikiye parasını bölüşürüz diyorlar. Ve bu şekilde bir hikaye oluşuyor. Bu arada bu noktayı geçemem. Artık likes and dislikes seçebiliyorsunuz. Mesela sevdiğiniz renkleri, sevmediğiniz renkleri, sevdiğiniz aktiviteleri, sevmediğiniz aktiviteleri de Sims yaparken seçebiliyorsunuz. Sim yaparken daha doğrusu. Ailenin soyadı Bebek Sigil. Kızımızın ismi Su oldu. Hiç kendimle bir alakası yok. Erkek kardeşin isminde Toprak koydum. Toprak Bebek Sigil. Ama toprağı yaparken galiba kaydettim onu. Ben bir kayıt sıkıntısı yokmuş, tamam. Bu arada suyu da yaparken, toprağı da yaparken size yeni gelen saçları da, kıyafetleri de mümkün olduğunca göstermeye çalıştım ama hızlı geçtim. Çünkü bir, hani bu kıyafet gelmiş, bu rengi var vesaire, böyle tek tek can sıkmak istemedim. İkincisi de sadece günlük kıyafetlerini yapıyorum şu an. Yani hani default gelen kıyafetlerini düzenliyorum. Onun dışında işte geceliktir, parti kıyafetidir, yüzme kıyafetidir, spor kıyafetidir, bunları ve daha sonra düzenleyeceğiz. Bu arada şu kazak, şu kazak gerçekten muhteşem değil mi? El örmesi. Bu oyunun konseptinde el örmesi kazaklar, el örmesi işte kanaviçeler falan da var. Tamamen bir rafine, sakin köy hayatını yaşayacağız. Bayılıyorum şu kazağa. Gerçekten bayılıyorum. Bu arada az önce fark ettiniz mi bilmiyorum. Toprağı yaparken suyun kardeşi şeklinde DNA kopyalaması yaptım. O yüzden birbirlerine benzettim. Siz de kardeş vesaire yapmak isterseniz ya da çocuğunu yapmak isterseniz ya da annesi babasını yapmak isterseniz, seçtiğiniz simin genetik özelliklerine, daha doğrusu fenotipine benzeyen, yani görüntü olarak benzeyen simler yapabiliyorsunuz. Create a sim kısmında böyle bir imkanımız var. Bu işte size bahsettiğim kocaman evimiz. Ben bunu dediğim gibi galeriden
en popüler, yani Cottage Living çıktığından beri herkesin inanılmaz indirip oyununu oynadığı, yani bu evde oynamaya başladığı kişiden aldım. Zaten indirdiğinizde kişinin adı vesaire de çıkıyor. Most Popular'a tıkladığınızda birinci sırada olan en büyük ev burası. Muhteşem bir köy evi. Yani çok güzel yapılmış. Ama ben tabii biraz kendime göre bunu revize edeceğim zamanla. Şu anda da biraz ediyorum ama hani böyle çok fazla, nasıl anlatayım size, oturma yerleri, sosyal alanlar vesaire, birazcık metrekareyi boşa kullanılan, sadece görsel olarak kullanılan yerler var. Ne bileyim, böyle düğün çardağı falan var. Yani ben böyle bir şeyi görüyorsunuz en uçta. Yani böyle bir şey tutacağımı düşünmüyorum. Yavaş yavaş bunları kendi, evet, siliyorum şu an. Çok da yavaşlamadım. Ben bunu kaydettim ve hızlandırdım. Sizin için sıkıcı olmaması açısından. Şu an anlatımını yapıyorum. Şimdi bu araziyi oldukça engebeli yapmış, gerçekçi olması açısından. O yüzden çok da böyle bir şeyleri yerinden kıpırdatmak çok kolay olmuyor. Yani ama göreceğiz. Bütün demeyeyim de neredeyse gelen yeni itemların, ürünlerin hepsini kullanmış, kullanmaya çalışmış. O yüzden bu gördüğünüz şeylerin çoğu yoktu. Ne bileyim işte yeni yatak, yeni buzdolabı, yeni eşyalar, yani bunların hepsini kullanmaya çalışmış. O yüzden güzel bir örnek de teşkil edeceğini düşündüğüm için buradan başladım açıkçası. Yani ben burada bu Let's Play'imizi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu kaydedelim, evet. Oyuna başladık arkadaşlar. Oyuna başladığımız gibi ben ne fark ettim? Bir tavşan. Allah'ım, çıldıracağım. Ya benim tavşanlara, böyle sürüngenlere, ya böyle şeylere zaafım var. İnanamıyorum. Ay, şuraya bakar mısınız? Bu Let's Play ciyaklayarak, ne kadar tatlı diye ciyaklayarak ve sürekli close-up fotoğraf çekerek geçecek diye tahmin ediyorum. Şimdi şaka yapalım. Şimdi hediye vermemiz gerektiğini ben okudum. Ama şu an hediye verecek bir şeyimiz yok. Oyuna yeni başladık. O yüzden sadece konuşabiliriz gibime geliyor. Sevelim. Sevdirecek mi ki kendini? Ay, muhabbetimizi mi beğenmedi? Sevdirecek mi? Oha, sevdiriyor. İki ayak üstüne kalktı. Delireceğim. Ağlamak istiyorum. Şuraya bakar. Ya. Sakin. Bu arada biz tavşanımızla haşır neşir olurken a welcoming wagon geldi. Yani yeni komşuları hoş geldin deme vagonu denmez de Türkçe'de işte. Hoş geldin demek için 4-5 tane yakın komşun gelmez. Şimdi benim gördüğüm üzere bu arkadaş buraya bir tavuk kümesi koymuş ama içine bir şey koymamış. 8 kişi, daha doğrusu 8 hayvan alıyor. Tavuklar var 2 tane. 2 tane horoz var. 2 tane civciv var. Ha, 3 tavuk, 3 horoz ve 2 civciv. Biri tavuk, biri horoz olacak. Hepsini alsak mı? Ama 3 tane alamam onlar. Hepsini alamam. 8, evet. Bakın altta yazıyor coop capacity diye. 8 tane alabiliyoruz. Friendly treat yapmayı öğrenmişim bakalım. Bu yeni not defterimiz. Böyle bir şey yoktu. Not defterinde her şeyin şeyi çıkıyor. Yeni öğrendiğimiz her, nasıl diyeyim, tarif. Tarifin ya da yeni aldığımız ürünlerin nasıl kullanılacağına dair şeyler çıkıyor. Yalnız ben bu kümesi pek çözebilmiş değilim. Şunlara bak. Bunlarla birebir interaksiyona geçebiliyor. Ay, çik çike bakın, çik çik. Allah'ım, civcivler beni öldürecek. Hepsi dışarı çıkıyor. Ha, bir şey var. Tavşiye bakın, bu da yeni bir tavşi. Şöyle, tavşanlarla interaksiyonumuz benim anladığım daha kısıtlı. Yani onlara bir ev falan yapamıyoruz. Bizim kendi hayvanımız olmuyorlar ama
aramız çok iyi olabiliyor. Onlarla iletişim kurabiliyoruz. Bize gardening'te yardım edebiliyorlar. Yani çiftlik işlerinde biraz yardım edebiliyorlar. Ben bunların hepsini tanıtımda okudum. Nasıl yapacağımızı keşfedeceğiz. Hiçbir fikrim yok şu an. Şu an ne yaptığımı da bilmiyorum. Yere yem falan atıyorum ama bu hayvanların içeride kendi yem noktası yok mu? Yani ben hep böyle yere mi atacağım acaba? Soru işareti. Bu arada bunlara kıyafet giydirenleri gördüm ben. Bu paket bir hafta 10 gün önce çıktı. Yani onu nereden alacağız? Bunların hepsi soru işareti. Hepsini keşfedeceğiz. Şu civcivin mama yemesini, yem yemesini. Of Allah'ım. Hala welcoming vegan burada. Bize hoş geldine gelen insanlar. Ve Toprak şu sağdaki kısa saçlı hanımefendiyle ekstra bir ilgilenir gibi gözüküyor. Yoluna taş olmayalım. Otursun, ilgilensin. Bunu takdir edelim. Bunu teşvik edelim. Fark ettiyseniz suyla Toprak çok muhabbet... O tencere ne orada? Neyse. Suyla Toprak çok muhabbet etmedi daha. Ama dediğim gibi yani özel bir düşmanlıkları yok. Sadece birbirlerini tanımıyorlar. Her ne kadar anneleri böyle sürekli birbirlerine karşı onları doldurmaya çalışmış olsa da gerçekten ikisi de ayrı ayrı çok 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 iyi insanlar. Yani karakterlerini seçerken good falan seçtim. Yani gerçekten özüne kadar iyi bir insan. İkisini de hayvan entüziyastı seçtim. Sağ altta altın rengi hayvan şeklinde görebileceğiniz o yeni geldi bu paketle beraber. Hani köy konularında, köy hayvanları, köy hayvanlarını besleme, onlarla ilgilenme konularında çok ilgili şeklinde bir life aspiration, yani hayat amacı seçtim. Bu dediğim gibi yoktu. Yeni geldi. İkisi birbirine gerçekten çok benziyor. İkisi de babalarına çekmiş olsa gerek, yoksa annelerine çekse şu an aynı ortamda bile bulunamazlardı. Ve bu arada bir kuş familyası keşfettim. Ona döneceğim. Ama öncelikle ahıra hangi hayvanları alabiliyoruz? Ahıra, lama ne alaka, ve inek alabiliyoruz. Bej lama, beyaz lama, noktalı inek ve kahverengi inek alabiliyoruz. Ya of, inek çok güzel. İneğin animasyonları çok güzel. Şu gerçekçiliğe bakar mısınız? Yalnız su hala kuşlarla, kuşlara şarkı söylüyor, kuşlara dans ediyor. Bu arada kuşlarla da şey yapabiliyoruz, sosyal interaksiyona girebiliyoruz. Yani tavşanlarla olduğu gibi diyeyim. Onları sahiplenemiyoruz ama aramızı çok iyi yapabiliyoruz ve bize yardım edebiliyorlar. Ay şu ineğe bak, çıldıracağım. Toprak ilgilensin. Arkadaşlar birazcık izin lütfen. Yeni taşındık ve hayvanlarımızla ilgilenmemiz gerekiyor. Değil mi? Gördüğünüz gibi animal enthusiast. Ne oldu? Hayda, yer yok dedi. Niye? Hayvan dışarıda. Var yer. Allah Allah. Neyse, konuşabiliyoruz en azından. Besleyelim. Hayda. Ne yapacağım? Niye? Hayvan dışarı çıkabiliyor. Nasıl yer yok? Hayvana dans etmeye yer var ama beslemeye mi yer yok? Çok iyiymiş, güzel. Biraz kafama takıldı o yer olmaması konusu. Çünkü daha alacağımız hayvanlar var. Yani lama falan almak istiyordum ben ama. Ve tabii ki tarlalarımız var. Tarlalarımıza daha öncekilerden, yani seasons'tan falan farklı olarak, mevsimler paketinden farklı olarak oversized crop'lar alabiliyoruz. Yani oversized derken normal bir patlıcanı daha önceki paketlerde de ekip, dikip onu mahsulünü alabiliyorduk. Ama bunlar oversized, yani çok büyük. Patlıcan var, pumpkin var, balkabağı, işte mushroom var, lettuce var, mantar var yani ve marul var. Bunlarla biraz ilgilenelim. Çünkü normalden farklı bir şey olacağı için
hem şeylere de yarayacak diye düşünüyorum. Bu hayvanlar için bizim yapacağımız, kendimizin yapacağı yemler için de bunlara ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Sulayalım. Bu arada bunların diğer kıyafetlerine dokunmadık diye gerçekten berbat default şeyler gelmiş. Onları bir değiştirelim yani, gerçekten bir değiştirelim. Çünkü ne kış kıyafetleri düzgün ne yaz kıyafetleri. Bu arada bu paketle gelen hırkalara bayılmış vaziyetteyim. Yani bu salaşlık vesaire çok 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 güzel, gerçekten çok güzel. Bu pakette Create a Sim kısmında beğenmediğim şeylerden biri saçlar oldu açıkçası. Şu an kullandığım, suda kullandığım saç çok güzel. Zaten en sevdiğim saç bu. Gayet doğal duruyor. Ama sanki diğerleri böyle Maxis Match olmayan CC'lermiş gibi bir his yarattı bende. Çok hoşlanmadım açıkçası. Maxis Match ne demek? CC ne demek? Bunlarla ilgili hiçbir fikriniz yoksa ve öğrenmek istiyorsanız hemen şuraya, sağ üst köşeye linki koyuyorum. Orada anlattığım bir video var. Toprağı da bir düzgün hale getirdim. Çünkü sıkıntı yani. Şimdi ben o ineğin hareket edememesi, ineği besleyemememiz kısmına taktım. Şimdi şurayı sileceğim. Burayı silip diyorum ki ben burayı düz hale getireyim. Çünkü benim tahminime göre bu hayvanların rahat dolaşamaması ve bizim onları besleyemememizin sebebi bu engebeli arazi. Şimdi engebeli arazi yaklaşık bir herhalde 5-6 ay önce gelen bir şeydi. Ücretsiz geldi, bir paketle gelmedi. Terrain manipulation deniyor buna. Yani tarlayı, daha doğrusu arazi, tarlayı değil, araziyi manipüle edebiliyoruz. Engebe koyabiliyoruz, çukur koyabiliyoruz. Daha doğal bir görünüm olması açısından, hani böyle dümdüz Konya Ovası gibi olmuyor yani. Çok güzel, evet, ama birazcık uğraştırmalı bir tool kendisi. Ve düz olmadıkça büyük nesneler, özellikle bu ahır gibi, çok da şey yapamıyor, tutunamıyor. Yani yere tutunamadığı için ve oyun da bunu algılayamadığı için izin vermiyor sizin bazı yapmanız, doğal olan interaksiyonları yapmanıza. Öyle söyleyeyim. Yani şimdi dümdüz oldu her yer. Onu da istemiyorum. Geri almam lazım. Yani evet, geri aldım, tamam. Gerçekten zor. Çok engebeli yapmış yapan kişi. Çok güzel görünüyor. Çok doğal duruyor. Ama bir şeyi yerinden oynatmaya kalktığınızda bu mümkün değil. Yani ben 2 tane, hatta 4 tane ahır koymak istiyorum. Çok fazla yer var. Ama hepsi engebeli olduğu için hani metrekare inanılmaz verimsiz. Kullanamıyorum yani. Mesela şu üçünü şurayı düzleştirdim. Aslında bence bu işe yarayacak. Şimdi aslında koyabiliyor gibi gözüküyorsunuz. Çünkü neden? Ben testing cheats through bb.moveobjects10 şifresiyle bunu yapıyorum. Yani her şeyi her yere koyabiliyorum. Oyunun bana izin verdiği sınırların dışına çıkabiliyorum. Bu bir hile. bb.moveobjects10 hilesi. Bunu da anlattığım bir video var. Sağa koyarım. Yani şimdi ben pek inanmayarak bunların çalışacağına bir lama aldım. Yani lama dışarı çıkabiliyor. Ama mesela ben buna yemek yedirebiliyor muyum? Ya da sarılabiliyor muyum? Yani gene mi yer yok diyecek. Bakalım. Bu tarafa geldi. Peki. Yer var galiba şu an. Ya dansa ediyor. Yani yer olmasa da dans ediyor da. Ama besleyemiyor işte. Lama çok mutlu yalnız. Lama niye beslenir? O da bir ilginç. Bu şekilde ismini de değiştirebiliyorsunuz bu arada bütün hayvanların. Lama orada bir dursun. Şu tavuklarla biraz ilgilenelim. Horozlarla ilgilenelim. Çünkü ben mevzuyu tam olarak algılamış değilim. Şimdi bu tavuklar.
yumurtaların üstünde oturacak. Yani öyle bir bilgi geldi bana okuduğum şeylerden. Ve onlar çatlayacak, sonra cici olacak. Ama biz acaba 8'ini birden doldurduğumuz için mi olmuyor, yoksa komutu doğru yapamadığımız için mi? Biraz çözümsüz. Burası biraz çözümsüz ama oynaya oynaya çözeceğiz gibime geliyor. Ya inekler çok tatlı. Bu arada tabii ben sürekli şunları şöyle mi koyayım, böyle mi, yan mı koyayım, düz mü koyayım falan derken o noktalı ineği sattım. Kahverengiyi aldım. Mecburen yaptım bunu. Bu arada şu an ilk kez süt sağma animasyonu görüyoruz. Çok başarılı. Yani o oturağa oturması, tabureyi çıkarması çok çok başarılı. İnekler konusunda çok şey hissediyorum. Bakın, likes dislikes dediğim buydu. Bir şeyler yaparken sizin o şeyi çok yaptığınızı gördüğünde bunu like'larınıza ekleyeyim mi diye bir şey çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Bakalım besleyebilecek miyiz ineği? Hadi be, hadi be, olsun be. Vallahi artık... Yani bu kadar büyük bir alana 3 tane 2 tane ahır koyamamak. Şu şeyleri içeri çağırayım da çok şeyde gezmeye başladılar. Çok başı bozuk gezmeye başladı. Kapıyı da kilitleyeceğim. Kilitliymiş zaten. İneğimiz böyle temizleyebiliyoruz ve çok çabuk kirleniyorlar benim anladığım. Çünkü çok az bir süre önce temizlemiştim. Temizlemeye de yer var. Aslında bu yer işi umut vaat ediyor ama mesela lamayı asla şey yapamıyorum, yani besleme. Bir konuşalım. Konuşabiliyoruz. Besleyelim. Naşit. Alıştı. Yok yok, hayır. Lama'ya hiçbir şey yapamıyorum. Buradaki ahırlar şu an yine olmadı. Ya iki tane bile mi olmuyor? Yani ben bunun önünü de düzlüyorum. Bakın önünü de düzlemeye çalışıyorum. Hani orada yürüsün diye. Ama diğeri yürüyor. Bakın inek solda ve yamaçta yürüyor. Düz yerde yürümüyor. Engebeli bir yerde yürüyor. Ay uff, vallahi sıkıldım. Arkadaşlar, oyunda keşfedecek çok fazla şey var. Benim okuduklarım ve izlediklerim üzere. Ama bu bölüm 20 dakikayı geçmiş bulunuyor. Açılış bölümü için bence yeterince güzel. Hala gördüğünüz üzere ahır mahır yapamadım. Bu bölümü burada bırakayım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşelim. Belki çözmüş olurum. Belki bir daha uğraşırız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.